Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 7. Sınıf Fen Bilimleri MEP Yayınları ders kitabı sayfa 166, 167, 168, 169, 170 işleyeceğiz. Işığın kırılması soruları ve cevapları. Soru: İçi dolu saydam cam veya plastik şişenin arkasındaki cisimlerin olduğundan farklı görünmesinin nedeni nedir? Cevap: İçi dolu saydam cisimlerin cam veya plastik şişelerin arkasındaki farklı gösterilmesinin sebebi, ışığın saydam bir ortamdan saydam bir ortama geçerken kırılmasına sebep olur. Işığın kırılması sonucunda ışığın hızının değişmesi, gördüğümüz görüntünün olduğundan farklı görünmesine sebep olmaktadır. Soru: Su dolu bir bardaktaki fırçaların kırıkmış gibi görünmesine nedeni ne olabilir? Cevap: Görme olayı gerçekleşebilmesi için cisimlerin üzerine düşen ışığın cisim üzerinden yansıyarak göze kadar ulaşması gerekir. Su, ışığın kırılmasına sebep olabilecek bir maddedir. Bundan dolayı bu dolu bir bardağın içindeki fırçadan gelen ışın ortam değiştirerek geldiği için bizim gözümüze farklı şekilde yansımış olur. Etkinlik 1: Işığın kırılması. Malzemeler: Oyuncak lazer, şeffaf plastik, kuvvet veya büyük cam kase, streç film, su. Bu etkinlikteki amaç ışığın saydam bir ortamdan başka saydam ortama geçerken doğrultusunun değiştiğini göstermektir. Uyarı: Oyuncak lazerin ışınları göze zarar verebilir. Lazeri dikkatli kullanınız. Etkinlik yapılışı: 1. Aşama: 2. Cam kaseyi suyla doldurunuz. 3. Oyuncak lazerin ışığını ve hava ve ortamın ayıran yüzeye doğru önce dik sonra da daha küçük açılarla gönderiniz. 3. Gönderilen ışık ışınlarının kırılmasını gözlemleyiniz. 4. Gözlemlerinizi defterlerinize çiziniz. İkinci aşama: 1. Aynı işlemleri lazer ışınlarını su ortamında hava ortamına geçirerek tekrarlayınız. 2. Oyuncak lazeri su sızdırmayacak şekilde streç filmle sarınız. 3. Elinizdeki oyuncak lazerin ışığını su ile hava ortamını ayıran yüzeye doğru suyun içinden önce dik sonra da daha küçük açılarla gönderiniz. 4. Gözlemlerinizi defterlerinize çiziniz. Soru: Işık farklı ortamlar arasında geçiş yaparken doğrultu değiştirdi mi? Cevap: Işıklar farklı ortamlar arasından geçiş yaparken doğrultusunda ve hızında değişiklikler meydana geldi. Soru: Işığın ortam değiştirirken izlediği yol ile ortamların yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki vardır? Cevap: Görme olayının gerçekleşmesi için cisimlerin üzerine düşen ışığın cisimden yansıyarak göze kadar ulaşması gerekir. Su dolu bir bardağın içindeki pipetin herhangi bir noktasından gelen ışın ortam değiştirerek kırılır. Etkinlik 2: Su altındaki cismin görüntüsü. Malzemeler: Madeni para, saydam olmayan kap, su. Bu etkinlikte amaç farklı ortamlardaki cisimlerin konumlarının olduğunda farklı görünmesini açıklamaktır. Not: Görsel bir suyun içindeki paranın gerçek konumu ve görünen konumunu göstermek amacıyla verilmiştir. Etkinlikte saydam olmayan kap kullanılmalıdır. Etkinliğin yapılışı: Madeni parayı saydam olmayan boş kabın içine koyarak kabı masanın üzerine bırakınız. Bir arkadaşınıza kabın içindeki paraya bakarak kaptan yavaş yavaş uzaklaşmasını söyleyiniz. Arkadaşınızın parayı görmediği anda bulunduğu yerde durmasını söyleyiniz. Arkadaşınızın konumunu bozmadan kaba bakarken kabın içine yavaşça su doldurunuz. Arkadaşınızın bulunduğu yerden kabın içine bir kez daha bakmasını söyleyiniz. Soru: Arkadaşınız boş kaptaki madeni parayı bulunduğu yerden görmezken kapı su ile doldurduğumuzda görebilir. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Cevap: Ortam yoğunluğu arttıkça ışığın hızı azalır. Işık havadan daha yoğun bir ortama geçerse daha yavaş ilerler. Suyun içindeki fırçalar kırık görünür. Bunun nedeni fırçadan yansıyan ışınların yön değiştirmesidir. Soru: Madeni paranın üzerinden yansıyan ışınları kırılmak kanunlarını kullanarak aşağıya çiziniz. Cevap:
Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.